Osman Sert buyurun efendim. Sorumuz aynı. Kim kutuplaştırdı da bence kesinlikle aslında Gürbüz Bey de biraz ekledi ama tek taraflı bakmamak gerekiyor. Bu arada kutuplaşma, kutuplaştırma Türkiye'nin sadece bugününe özgü bir hade değil. Dolayısıyla sadece son geçtiğimiz 3 yıl ya da 5 yıldaki aktörler üzerinden ve olaylar üzerinden kutuplaşmayı okumanın kendisi süreci biraz belki yüzeysel bakmayı da beraberinde getirebilir. Türkiye'nin kimlikler arası, gruplar arası, çevre merkez kavgası vesayet odakları ve demokratik siyaset arasında gelen bir kutuplaşma bu tabir çok doğru değil ama geçmişi var. Hani kültürü diyecektim. Kültür olumlu bir kelime. Bunu geçmiyor ama sicili var. Bir kutuplaşma sicili var. AK Parti ilk geldiği günü hatırlayalım. 2002'den bu yana askeri vesayetle demokratik siyaset arasında çok sert bir kutuplaşma vardı. 28 Şubat'tan beri gelen bir kimlikler arası kutuplaşma süreci vardı. AK Parti ilk geldiğinde bu kutuplaşmayı aşmaya çalıştı. Avrupa Birliği reformlarıyla da önemli bir yere geldi. Ta ki gezi olayları AK Parti'nin de kabahati var. FETÖ'nün çok ciddi bir provokasyonu var ve gezi olayları sırasında yasa dışı örgütlerin gezideki haklı ve meşru talepleri istismarı var orada ip biraz kopmaya başladı açıkçası daha sonra evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün de gördüğümüz iktidarla herhangi bir şekilde müzakereyi değil diyaloğu bile reddeden tavrının bunda bir katkısı var ama unutmayalım bu ekranlarda uzun süredir ben AK Partililerin ve muhalefet partisi milletvekillerinin oturup birlikte tartıştıklarını görmüyorum neden birlikte tartışmıyorlar? Çünkü AK Partililer muhalefet milletvekilleriyle aynı ekrana çıkmıyorlar. Yani diyaloğu kategorik olarak, ilkesel olarak, sistemsel olarak reddeden bir pozisyon oldu. Pozisyon aldı AK Parti ondan sonra. Ve bu bugüne kadar da devam etti açıkçası. Son seçimlere kadar. Bu birbirini besledi. Sadece tek bir olay üzerinden tek bir tarafı mahkum etmek doğru değil ama birbirini besledi. Evet, Kemal Bey son dönemde e, müzakere değil mücadele diyerek bu diyaloğu ne kadar kapalı olduğunu söylüyor. Ama önce unutmayalım bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hapisteydi. Seçilmiş milletvekilleri. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak devletin bakanlarının önünde linç ediliyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atanlar daha sonra devlet görevlileri tarafından neredeyse takdir edilen pozisyonlarla da karşılaşıldı. Dolayısıyla bu kutuplaşmanın normalleşmeye evrilmesinin önünde Siz her iki tarafın da özel. bence hani burada e? Sayın Kılıçdaroğlu mesela bu tepkileri çok... nasıl görüyorsunuz böyle bir iklimde? Şu anda neden neden niye böyle bugün şeyler? Bugün kesinlikle yanlış. Paylaşıyor. Bugün bugün Sayın Sayın Kılıçdaroğlu bir sene öncesinde takılı hissi kalmış. bir vaziyette. şey, hissi bir bugün şey. Bugün 15 Mayıs. Bu e, kaybetmeyi kabullenememek olarak görüyorum. Açıkçası. Abi, hala şey. eski siyaseti uygulamaya çalışıyor. Kesinlikle yani bugün 15 Mayıs, 14 Mayıs'ta kaybetti, 28 Mayıs'ta kaybetti. Sayın Kılıçdaroğlu hala on, 13 Mayıs'taymış gibi hareket etmeye çalışıyor. Ve şunu unutmayalım. Bugün bu normalleşmeyle ilgili, yumuşamayla alakalı adına ne derseniz deyin. Siyasal aktörlere elbette kredi verelim ama bu normalleşmenin ya da yumuşamanın bir kahramanı varsa o seçmendir. Eğer seçmen ana muhalefet partisiyle iktidar partisini göz hizasında eşitlememiş olsaydı Hı, ne Özgür Bey bu kadar rahat bu eli uzatabilirdi ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan o eli bu kadar rahat tutabilirdi hatta belki tutmak istemezdi. Yani Düşünün, seçim sonuçları böyle olmasaydı listeki... iktim böyle olmazdı diyorsunuz siz. Kesinlikle böyle olmaz. Yani bu son bir sene içerisinde 14 28 Mayıs seçimleri ve 31 Mart sonuçları siyasileri normalleşmeye mecbur bıraktı. Bunun detaylarını vatandaş yaptı. O niyet seçmen tabii ki vatandaş yaptı. Yani 23 Nisan akşamı Habertürk'te bu konuyu tartışıyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o fotoğraf geldi. İşte mermerli salon, resepsiyon salonunun hemen yanındaki o fotoğraf. O fotoğrafta ne görüyoruz diye konuştuk. Ben o fotoğrafta seçmeni görüyordum. Seçmen liderleri yan yana oturttu. Seçmen o normalleşmeyi <laughs> mümkün ve mecbur kıldı. Dolayısıyla sadece bir aktöre onun attığı adımlara bunu bağlamak açıkçası süreçte asıl ana aktör olan seçmeni göz ardı etmek anlamına gelir. Bu arada seçmen de özellikle CHP bağlamında söylüyorum. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptıklarında açıkçası olumlu görülebilecek bir tavır yok. Hatta Türkiye'nin girdiği rotayı okuyamama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse başarısını hazmedememe gibi bir durum söz konusu. Ama CHP'nin %25 tavanını aşmasını getiren Büyükşehir Belediye Başkanları 2019'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği adaylardı. Başörtüsünden özür dileme, helalleşme çabası, altılı masa ne derseniz deyin. Bunun da yol taşlarını, yoldaki taşları bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu döşemişti. Fakat onu kendi adaylığı üzerinde ısrar ederek, kendi kişisel hırsının ve çevresindekilerin çabalarının bir mahkumu olarak ya da mecburu olarak bunu yakanda yine kendisi oldu. Dolayısıyla bugünkü bu normalleşme ve yumuşama süreci sonunda Türk siyasetinin seçmenin zorladığı bir dinamik sonucunda geldi. Aktörler siyasi aktörler bunu şu ana kadar doğru okumuş vaziyetteler. Bundan mutlu olan var, mutlu olmayan var. Bunu da belki önümüzdeki dakikalarda yine süreriz. Şu anda bu mutlu iyi gidiyor. mutlu olan, mutlu olmayan Şöyle söyleyeyim 23 Nisan akşamı da ben bahsetmiştim. AK Parti'nin bugün başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bütün diğer siyasi aktörlerle diyalog kurabiliyor olmasından rahatsız olacak birinci olan isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Çünkü AK Parti mecbur olduğu sürece onu söylüyorum. AK Parti başka hiçbir siyasi aktörle iş tutamadığı, diyalog kuramadığı, işlem yapamadığı sürece, sadece MHP'ye mecbur kaldığı sürece Devlet Bahçeli'nin güçlü olduğu ve memnun olduğu bir siyasal denklem vardı Cumhur İttifakı'nda. <laughs> Bu denklem bugün değişiyor Cumhur İttifakı'nda. 15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı her iki partinin de avantajıyla kuruldu. Her iki partinin de faydasına ve tercihiyle kuruldu. Bir süre sonra Cumhur İttifakı ve MHP'nin oy oranıyla gayrimütenasip, gücü sebebiyle Erdoğan burada daralmaya başladı. Fakat kendi kurduğu Cumhur İttifakı'ndan da çıkaması hale geldi. Birkaç deneme yaptı, İyi Parti'ye çağrı yaptı, anayasa ve demokrasi değişikliği dedi. Fakat o zaman Süleyman Soylu ya da MHP'nin çıkışları, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısındaki çıkışları bunun mümkün olmadığını gösterdi. Ve her geçen gün ağırlık merkezi MHP'ye kaydı. Son seçimler, Sinan Ateş cinayeti, Ankara Emniyetindeki süreç, bütün bunları birlikte okuduğumuzda Bugün ağırlık merkezi yeniden AK Parti'ye kaymış durumda. Eskiden bundan bir sene önce Sayın Erdoğan daha çok Bahçeli'ye mecburken bugün daha çok Bahçeli Sayın Erdoğan'a mecbur kalmış durumda. Ve AK Parti'nin bu normalleşme ve yumuşama süreciyle diğer aktörlerle daha yakın diyalog kurabilmesinden eğer birisi memnun değilse bence bu en önde Sayın Bahçeli'dir. Başka Bunun var mıdır? diğer aktörlerin hemen hemen şu anda olduğunu düşünmüyorum. Peki ee, bir yere gider mi? Sayın Cumhurbaşkanı... Yani gidebilir. Gitmesi için ama iktidarın üzerine düşenler de var. Yani e, CHP için bunun şartı şu. Kendi tabanında bu arada ben CHP tabanında bu normalleşmeden çok büyük bir rahatsızlık olduğu kanaatinde <laughs> değilim. Genel merkezde de olduğunu düşünmüyorum. Bazı itirazlar var. Fakat bu normalleşmenin oy oranlarına yansımasını araştırmalarda da CHP genel merkezi görüyor. O yüzden buna devam edecek. Fakat eğer... Bu normalleşme Osman Kavala'da bir sonuç gördük. İşte Selahattin Demirtaş davasında bir sonuç görülecek. Gezi tutuklularında bir sonuç görülecek. Etki ajanlığı konusu tartışılabilir. Orada iktidar ne kadar ilerleyecek? Eğer CHP bu siyasal normalleşmenin hukuki ve demokratik normalleşme adımları takip etmediği takdirde CHP siyasal normalleşmeye devam edemez. AK Parti ise kendisine alan kazandıran özellikle de Cumhur İttifakı içerisindeki esnekliğini genişleten bu normalleşmeyi sürdürmek istiyorsa bu değirmeni AK Parti'nin de su taşıması gerekiyor. Sadece oturup tokalaşarak bu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü grup toplantısında siyasette kin olmaz. Daha önce problemler yaşamış olabiliriz ama herkesle yol yürüyebiliriz. Mesajının ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün milletvekillerine de bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Bunun da Sayın Bahçeli'nin dünkü çok daha sert tonuna göre Erdoğan'ın alan genişletmeye devam edeceğini ve Cumhur İttifakı'nda MHP'ye olan mecburiyet sınırlarını estetmeye devam edeceğinin işareti ve mesajı olarak okuyorum açıkçası.